Biyoenerji nedir? Ne işe yarar? Eğitimi nasıldır? Son dönemde merakları cezbeden pek çok soruyu uzmanına sorup öğreneceğiz şimdi. Biyoenerji uzmanı ve eğitmeni aynı zamanda Hülya Gözeçan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok çok mersi. Kitabınızı da verdiniz bana. Çok çok teşekkür evet. ederim. Fırsatım olduğunda e, okuyacağım mutlaka. Lütfen. Ama e, aslında hep duyduğumuz, iyi geldiğini de düşündüğümüz ve bildiğimiz, iyi geldiğini de duyduğumuz e, bir şey biyoenerji. Tam olarak ne? Evet, bir enerji aslında yaşam enerjisi demektir. Ee, yaradan e, hepimize enerji gönderir ve bu yaşam enerjisi yaşamamızı sağlar. Bunu aldığında yaprak dahi e, düşer ve e, canlılığını kaybeder. O yüzden de bir enerji hepimizin olmazsa olmazı. Albert Einstein'ın dediği gibi enerji aslında her şeydir. Görebildiğimiz her şey enerjidir e, ve bu anlamda enerjiyi yönetebilmek e, çok önemli bir kavram, herkese gerekli bir kavram. E bu yüzden e, bir enerjimizi, yaşam enerjimizi yukarı çıkarmamız gerekiyor. E, bununla ilgili e, eğitimler veriyorum. Şöyle bir şey. E, ben de tabii ki sizin kadar bu konuda e, doğru kelimeleri kullanamıyorumdur ama bir şekilde hayatımda e, kullan, yani daha doğrusu hayatımı o şekilde geçirmeye çalışıyorum. Biz kendi arkadaşlarımız arasında şöyle, bir de şöyle bir şeyin de farkına vardım. E, zaman içerisinde. Doğal bir seleksiyon haline geliyor ve sizin çevrenizde hep bu tip şeylerden kendini besleyen, ...biyoenerjisini iyi şekilde, doğru şekilde kullanmaya çalışan, evet. beslemeye çalışan, frekans demek lazım herhalde... Doğru, büyük bir ihtimalle frekans. frekansını belli bir seviyede tutmaya çalışan. Tabii ki pek çok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu dönemde çok zorlu bir dönem geçiriyoruz. Evet. Ülke olarak da zorlu dönemler geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Bunların bunlara rağmen enerjimizi, frekansımızı e çok yukarıda tutmak çok da fazla kolay olmuyor. Bunu ben evet. de kabul ediyorum tabii Hı -hı. ki. Ben de her zaman bir papatya gibi böyle pırıl pırıl e, pozitif zıplayarak falan e, geçmiyor hayatım. Hı -hı. Ama böyle bir durum olduğu zaman eğer öyle bir lüksüm varsa eve kapanıp kendimi iyileştirebileceğim evet. bir döneme e, girmeye çalışıyorum çok açıkçası. Doğru. Ama çevremdeki insanlarla böyle mesela konuşurken niye bunu söylüyorum? E, bir şey anlatırken onlara özellikle bu pandemi döneminde. Pek çok doktorun da bunu söylediğinin farkına vardım. Frekansın çok fazla önemli olduğunu Doğru. söylüyorlar. Yani enerjinizi hep yukarıda tutmaya çalışın. Gerçekten çok aşağılarda olan, işte evet. hastalığı çok bekleyen, Hı. daha doğrusu hastalıktan çok korkan Hı. ya da normal hayatında da çok böyle mutsuz olan, mutsuzluğu çok kendine çeken, bu kelimeleri çok fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü evet. çeken deyince bir anda... Bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan insanların genelde böyle anlamadığı veya da ilgisini çekmeyen bir konu haline geliyor ama evet. e, bu enerjiyi çeken insanlardan uzak durmaya çalışıyorum filan filan gibi bir durumum var. Doğru. Ve konuşurken de e, frekansını yüksek tut dediğimde hangi frekans, radyo frekansına filan <laughs> demeyecek bir insan... ...topluluğunu çevremde tutmaya çalışıyorum. Çok güzel. Kendim çok doğru söyledim. yapıyorsunuz. <laughs> Bilinçli bir insanlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ama bu yani... 40 küsur yaşındayım artık. Ben de yeni Aşam. yeni geldim buralara kadar. <laughs> e, ama mesela biyoenerjiyi yükseltmenin... E, Nasıl diyeyim size sürekli böyle mesela iyi şeyler düşünerek olmadığını biliyorum hı hı. nedir mesela metotları ve yöntemleri? Öncelikle zihin yönetimi lazım demek ki bir enerjimizi yükseltmek için öncelikle pozitifte kalabilmemiz lazım hı hı. bunun için de bilinçaltı temizliği yapıyoruz zihnimiz arınmış olmalı negatif duygulardan tamamen temizlenmeli nasıl olacak derseniz bilinçaltı temizliğiyle mümkün ee, daha sonrasında ayet zihnimiz arındı yedi çakramız ana çakramızda sayısız çakramız var ama Yedi ana çakrası üstünden konuşursak, yedi ana çakramız da açık oldu. Zaten kainatın sahibinden enerjiyi sağlıklı bir şekilde alıyoruz. Hı -hı. Biz tıkadığımız için o enerji içeri giremiyor. Hı -hı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bilinçaltını tamamen arındırıp pozitifte kalıp, pozitifte sizin gibi pozitifte insanlar, enerji dolular o yüzden, Hı -hı. Ee, pozitifte kalmak çok önemli. Yarısı neymiş? Zihin yönetimi. Hı -hı. Yedi çakranız organlarınızın etrafında enerji veriyor. Diyelim ki panik ataktan bahsedelim. Çok aşırı derecede strese girdiniz. Ve aşırı üzüntü ve korkularınız var. Zihin ve kalp çakranız tıkanır. Sağlıklı bir insan hani sağlıklı bir zihne sahip olsanız da hı hı. E, herhangi bir streste ya da siz üzen bir konuda e, o çakralar tıkanır ve e, bu tıkanıklık sizin atak geçirmenize sağlar. E biz onları açıyoruz. Yani o çakralar açılıyor ve Organa rahat enerji girmeye başladığı andan itibaren kişi rahatlıyor. Bazı zamanlarda çok yoğun olduğumuz zamanlar oluyor. Her şeye rağmen enerjimizi çok yukarıda tutamadığımız zamanlar oluyor. Ve ödevimizi yapamadığımız zamanlar da oluyor. Hı hı. Yani siz peki mesela neyi salık veriyorsunuz? Mutlaka bunu su içer gibi yapacaksınız her gün. Bravo. Ödevlerinizi yerine getireceksiniz cimrisiniz. Ne kadar güzel söylediniz. Ben daha bu eğitime başlarken bunu sözünü alıyorum. E evet çünkü evet, ödevler var çünkü. Evet, bir bunu bir ahlak haline getirmek çok sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Bunu bir ahlak haline çok getirmek tatlısız. çok zor. Ay siz de öyle <laughs> çok çok teşekkür ederim ama ahlak haline getirmek herhalde çok çok zor. Çünkü evet. şöyle bir şey oluyor insanda. Bende de olduğu o yüzden söylüyorum çok net bir şekilde Hı -hı. izleyicilerimize de söylüyorum. Vazgeçmemek lazım. Çünkü bunu yapmaya başladığın zaman hemen sonucunu görmek istiyorsun. Tabii. Yani bir sonuç bir alışveriş olmamalı zaten bu. Yani ben bunu yapıyorum karşılığında böyle bir şey istiyorum gibi böyle bir evet. sebeple yapılmıyor olması lazım. İş uzar o zaman. Aynen. Öyle oluyor. <laughs> Negatif bunu... bir çıkar var orada Bravo. çünkü. Ee, Teslimiyet. Tabii aynen öyle. Ee, size bir tavsiye olarak söylüyorum. Ne haddim aslında? Ama tabii ki siz de söylersiniz herhalde. Ee, böyle büyük bir beklenti, daha doğrusu bir beklentiyle, bir alışveriş gibi ben sana bunları yapıyorum, sen de bana bunları neyse yani sonuçta. Ee, bunları karşında bunu istiyorum gibi bir şey değil. Ben iyileşmek istiyorum. İyi olmak Bravo. istiyorum. Niyet önce. Deme? Heh, evet, niyetin niyetin önemini o zaman size. <laughs> <Ne güzel> ya. <laughs> bulamadım. Niyet kelimesi bulamadım, <laughs> döndüm dolaştım çevresinde. Harikasınız. Biz pozitifte kalır, doğru düşünür. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. Ey kardeşim diyor, sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenliksin. Bakın gene niyete geldik. Demek ki iyi şeyler düşündüğümüz andan itibaren hayatımız gülistana dönüşüyor. Kötü şeyler, kıstançlık, işte yalan, insanları kandıracak, üzecek şeyler. Zaten dinde yasak olanlar bunlar. Bunları yaptığınız andan itibaren yasa var. Her şey kalbinizdeki niyetle başlıyor. Ha, Aa, i̇yi bu... insanımdan bahsediyorsunuz. Evet. İyi hissediyorum diye. Evet. Tamam. Şimdi burada neye bakıyor? Yüksek enerji e, frekansın artması aslında yüzde doksan iyi insan, doğru insan, kamil insan sıfatlarına bakıyor. Yani siz dürüst, doğru, iyilik sever olduğunuzda otomatikman frekansınız yukarı çıkıyor. Hı hı ve niyetiniz kötü olduğunda, insanları kandırmak üzere olduğunda veya yalan söylemek bence en büyük bir kandırmacadır. Bunlar e, ne yapar? Yasa otomatikmen e, şöyle diyelim Albert Einstein'ın dediği gibi bilinden bahsedelim. Her şey muazzam bir hesaplamadır. O yüzden tesadüf kelimesini diyorum kaldırın hayatınızdan. Bilim bunu kanıtladı. Siz negatif bir duygu yaptığınızda sistem otomatikmen işliyor. Bu kişiden negatif bir enerji geldi ve o kişiye o negatif enerji önce çakralarını tıkar, enerji kanallarını tıkar. Bakın ilk ceza oradan geliyor zaten. Kendi kendimizi cezalandırıyoruz. Enerjimiz tıkadık ne oldu? Organlarımız enerji alamadı. Enerji alamadın hasta olmaya başladın. Hı -hı. Hastalıkla başladı. Bereket sıkıntısı gelir arkadan. Hı -hı. İlişkiler kötüye gider. Hı -hı. Yani işte bakın kötü niyetli ve kötü düşüncelere sahipsek zaten hüsrandayız. O yüzden de niyet çok önemli. E, son sorumu söyleyeceğim ama şöyle bir şeyle toparlayabiliriz o söylediklerinizi. Mesela bir işe, bir ilişkiye ya da hayatımızda herhangi bir şeye başlarken o negatif düşüncelerden uzak olarak. Olmalıyız. Çünkü neyi çağırırsak o geliyor başımıza. Siz Bunu da beni aldatacak ediyoruz. dediniz, aldatacak zaten. Siz onu çekiyorsunuz, çekiyorsunuz yani. Zaten. O yüzden... Oralar, onlar uzun uzun <laughs> konular, onları biliyoruz zaten. onları biliyoruz. Evet. Son sor sorum şu size, mutlaka merak ediyorlardır. Biyoenerji eğitimini kimlere veriyorsunuz, kimler alabilir? Evet. Aslında yaşayan her canlı diyebiliriz buna. Bu insanların çoğu kendisi için geliyor. <laughs> Kendisini şifalı tutmak, kendini, yüksek frekansta kalabilmek, ve ailesine sağlıklı olmalarını sağlamak için geliyor. Şunu fark ettiler gelenler artık evde huzurlular, mutlular. Öyleyse herkes gelebilir her meslekten. Özellikle liderler, yöneticiler, insana dokunanlar ivedilikle gelmeli. Çünkü onlar insanlara faydalı olabilmek için enerjilerin çok yukarıda olması lazım. Sizin kendinize faydanız, faydanız yoksa liderlik yaptığınız insanlara nasıl faydanız olabilir? Doğru. Çok teşekkür ederiz Rica ederim. efendim. Daha uzun uzun konuşmak lazım, onu evet, fark ettim. Evet. Çok uzun, ee, güzel bir konu, detaylı evet, bir konu. Evet, aynen öyle. Sayın göz açana çok çok teşekkür ediyoruz. Kitabınız da var aslında. Merak ederlerse evet. okuyup, Tabii. bir fikir sahibi o, olabilirler. Bravo. Merak edenler e, kitabı okuyup zaten eğitime veya terapiye geldi. O yüzden aydınlatıcı bir Hı, eser güzel. oldu. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Neden? Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm ile devam ediyor. Biliyorsunuz, bizden ayrılmıyorsunuz.